Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekilleri, değerli konuklar. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 3. yasama yılı 9. birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, çok sayıda konuğumuz var. Ankara İl Başkanımız Rıfkı Güvener, Burdur İl Başkanımız İzzet Akbulut, Erzincan İl Başkanımız Ayhan Doğan, Muğla İl Başkanımız Adem Zeybekoğlu, Denizli İl Kadın Kolları Başkanımız ve yönetimi aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Çorum, Boğazkere ve İskilip ilçe başkanlarımız, Burdur Merkez İlçe Başkanımız Sıtıka Oğuzkan, Ağlasun İlçe Başkanımız Şeref Şahin, Altınyayla İlçe Başkanımız Özcan Karakaya, Bucak İlçe Başkanımız Aziz Yıldız, Çavdır İlçe Başkanımız Bekir Serttaş, Gölhisar İlçe Başkanımız İsa Kayacan, Karamanlı İlçe Başkanımız Nuri Erdem, Kemer İlçe Başkanımız İlhami Değerli, Yeşilova İlçe Başkanımız Ferdi Ay, Kocaeli, Gebze ve Gölcük İlçe Başkanlarımız, Kırşehir Kaman İlçe Başkanımız Nafi Erbaşı, Adana Ceyhan İlçe Başkanımız ve Konya Emir Gazi İlçe Başkanlarımız ve yönetimleri aramızda. Hepiniz grubumuza hoş geldiniz. Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç, Urla Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Burak Oğuz aramızda, hoş geldiniz. Manisa Turgutlu Gençlik Kollarımız, Kuşadası Davutlar ve Güzel Çamlı Gençlik Kollarımız, Buca Kadın Kollarımız, Edremit Kadın Kolları Başkanımız ve yönetimi, Muğla Menteşe İlçesi Meclis Üyelerimiz, Kandıra Bolulalar Köyü Muhtarı ve Azaları ve Denizli Kadın Kolları aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Çok sayıda dernek konuğumuz var. İzmir Trakyalılar Derneği, Eskişehir Miyalgazi İlçesi ve çevre köylerinden gelen çok sayıda vatandaşımız, Özel İlgi ve İhtisas Kültür Park Lyons Kulübü Başkanı Yönetim Kurulu, Trakya Rumeli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı ve Yönetimi, Erzincan Tercan'dan Ziraat Bankası mağduru çiftçilerimiz, Ankara Romanlar Derneği üyeleri, Amasya Dernekler Federasyonu, tutuklu Hava Harp Okulu öğrencilerinin değerli aileleri aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği gibi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. LÖSEV tarafından löseme hastalığı için farkındalık oluşturulmak üzere belirlendi. Biraz önce Sayın Genel Başkanımızı makamında ziyaret ettiler. Birlikte maskeleriyle "maskemi takarım, farkındalık yaratırım" sloganını söylediler ve Türkiye'ye seslendiler. Sayın Genel Başkanımızın özel daveti üzerine şimdi kürsüye LÖSEV'de tedavi olmuş ve şimdi diğer lösemili kardeşleri için mücadele eden sevgili Batuhan Sakallı'yı davet ediyoruz ve tüm lösemili kardeşlerimizi yürekten alkışlıyoruz. Kendine doğru çek bakalım. Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum beni burada ağırladığınız için. Bu hafta LÖSEV'in biz gençleri armağanı 2-8 Kasım LÖSEV Lösemili Çocuklar Haftası olarak geçiyor. Ben de bu iyileşmiş gençler ve kardeşlerim adına onları temsilen buradayım. Yani artık bu maskeyi de bizim çektiğimiz çileleri insanlar bir hafta bile olsun anlasın diye burada söylüyoruz. Yani artık çünkü kanser artık grip gibi yayıldı. Biz de artık dikkat çekmek istiyoruz. Onun için LÖSEV'in bu haftayı bize armağan ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bir de çok büyük bir sorunumuz var. Lösanti'ye ruhsat istiyoruz. Çünkü ben iyileştim. Benim gibi iyileşmeyi bekleyen milyonlarca kardeşim var. Onun için artık bu ruhsat sorununun çözülmesini istiyoruz. Lütfen siz de biz de elinizden geldiğin kadar destek olursanız çok teşekkür ederim. Batuhan'a teşekkür ediyoruz. LÖSEV'in talebini hep beraber yerine getiriyoruz. Ben söyledikten sonra tekrar edeceğiz ve "maskemi takarım, farkındalık yaratırım" diyeceğiz. Hep birlikte söylüyoruz.
Maskemi takarım, farkındalık yaratırım. Maskemi takarım, farkındalık yaratırım. Bu konudaki farkındalığa çok önemli katkılar sağlayan ve LÖSEV'in en önemli destekçilerinden biri olan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu haftalık sunuş konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Efendim hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Lösemili bir çocuğumuzu dinledik. Talebini de dinledik. Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuğumuzun ailesinin inanç kimliği, etnik kimliği, yaşam tarzının çok daha ötesinde bütün çocuklar, bu coğrafyada yaşayan bütün çocuklar bizim çocuklarımız ve biz o çocuklarımızın sorunlarının çözülmesi için el birliğiyle, gönül birliğiyle mücadele edeceğiz. Dolayısıyla Lösanti'nin açılması için de buradan da çağrı yapıyorum. Değerli arkadaşlarımı da bu konuda görevlendireceğim. İnşallah bu konuda atılan çok önemli bir adım var ama hastane bir türlü açılmıyor. Onun açılması lazım. Aileler büyük bir heyecanla bekliyorlar. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum. Efendim bugün rahmetli Bülent Ecevit'in 13. ölüm yıl dönümü. Aramızdan 13 yıl önce ayrıldı. Bülent Ecevit bir yazar, bir şair, saygın bir politikacı. Hiç kimsenin önünde diz çökmeyen bir politikacı. Ve gerçekten de milliyetçiliği sadece Türkiye değil, bütün dünyayı anlatan bir politikacı. O milliyetçiliği laf olsun diye yapmadı. O milliyetçiliği laf olsun diye söylemedi. O dedi ki ben milliyetçiliği Akdeniz'in sularına yazdım, beş parmağın dağlarına yazdım, Afyon tarlalarına yazdım dedi. Ecevit'in bir başka özelliği verilmeyecek hiçbir hesabı yoktu. Verilmeyecek hiçbir hesabı yoktu. Her kuruşun hesabını vermeye hazır birisiydi. Varlığı gerçekten de Türk siyaset tarihinde son derece önemli bir süreci başlatmıştır. Halk Partisi'ne yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne sosyal demokrasi ilkelerinin gelmesi açısından çok önemli görevler üstlenmiştir. O halkçı bir başkan olarak, halkçı bir genel başkanımız olarak tarihteki yerini aldı. Gönlümüzdeki yeri ise hiç silinmeyecek. Onu rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Her konuşmada söyledim. Benim unutacağımı sanıyorlar. Asla unutmayacağım. Az önce kürsüye çıkarken hak, hukuk, adalet diye slogan atılıyordu. 15 Temmuz şehit ve gazilerinin hakkını, hukukunu mutlaka ama mutlaka arayacağım. Ve sonuna kadar arayacağım. Sonuna kadar arayacağım. Onlar bu işin lafını yaptılar. Onlar vakıf kurdular. Para topladılar. 309 milyon lira para topladılar. Sorduk bu vakfın adresi ne? Belli değil. Sorduk bu vakfın telefonu ne? O da belli değil. Sorduk bu vakfın yöneticileri kim? O da belli değil. 251 şehit, 2194 gazi adına bu hesabı sonuna kadar soracağız. Ben soracağım, meclisin genel kurulunda milletvekili arkadaşlarımı soracak. Hakkı, hukuku ve adaleti sağlayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Yine soracağız. Tank palet fabrikasını unuttu mu sanıyorlar? Asla unutmadık. Asla, asla. Özellikle bunu dile getirirken
Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Ben ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Birileri rahatsız oluyor. Ne kadar rahatsız olursan ol, bu ülkenin silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekersen önünde ben varım. Kapı gibi duracağım. Mücadele edeceğim. Eren Erdem aramızda. Hoş geldin Eren Erdem. (Gülüyor) 490 gün hapiste kaldın. Ama bugünkü düzende çok yadırganacak bir şey değil. Çünkü bir saray hükümeti var, bir saray devleti var. Dolayısıyla yargı bağımsız değil. Ülkede demokrasi yok. Her türlü baskı var, her türlü şiddet var. Gizli tanıklarla istedikleri kişileri tutuklayabiliyorlar, istedikleri kişiyi hapse atabiliyorlar ve beyefendinin arzusuna göre de serbest bırakabiliyorlar. Yani adalet yok. Ama bütün bunlara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz adaleti sağlamak için her türlü mücadelemizi sonuna kadar yapacağız. Bu bizim sözümüzdür. Hava Harp Okulu'nun öğrencilerinin velileri, aileleri aramızda. Sizin de hakkınızı sonuna kadar savunacağız. O çocuklar bizim çocuklarımız. O çocukların da hakkını, hukukunu sonuna kadar sağlayacağız. Tabii gazeteci arkadaşlarımız, bazı gazeteci arkadaşlarımız tahliye oldular. Özgürlüklerine kısmen de olsa kavuştular. Ama yetmiyor. Hapiste gazeteci olmaz. Hapiste yazar olmaz. Hapiste avukat olmaz. Yani hapiste düşünce suçlusu olmaz. Bir insan farklı düşünüyor diye hapse atmak asla doğru değil. Hapse atılan bir ülkede demokrasi yok demektir. Oysa bizim savunduğumuz demokrasidir. Herkesin düşüncelerini özgürce dile getirdiği güzel bir Türkiye'den yanayız. Kendi içinde barışık bir Türkiye'den yanayız. Aynı bağlamda Osman Kavala 735 gündür hapiste. Osman Kavala. Onun da bir an önce özgürlüğe kavuşmasını istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, demokrasiyi biz sadece kendimiz için değil, bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasiyi savunuyoruz. Çünkü demokrasi hepimiz için geçerli. Benim düşüncemle bir başka kişinin düşünceleri farklı olabilir. Farklı anlayışlarımız olabilir. Ama sonuçta hep birlikte bu ülkenin çıkarları için mücadele ediyoruz. Eğer bu mücadeleyi yapıyorsak bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasiyi savunmak zorundayız. Kayyum atamalarını bu bağlamda eleştirdik. Kayyum atamalarını. Seçime girecek kişi. Gidiyor başvuruyor savcılığa. Seçime gireceğim, bir engel var mı? Savcı diyor ki hayır, hiçbir engel yok, seçime girebilirsin. Başvuruyorum. Belgeler tamam. Yüksek Seçim Kurulu'na giriyor. Hakimler orada. Hakimler diyorlar ki hiçbir şey yok, seçime girebilir. Seçime giriyorum. Seçimi kazanıyorum. Ve beni kayyum atayarak görevden alıyorlar. Niçin? Hakim var. Suçluysam mahkemeye verirsin. Veya kayyum atadın. Kardeşim, kayyumu nasıl ve hangi gerekçeyle atıyorsun sen? Bilmemiz lazım. Bakın, biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındığında da, ki AK Partiliydi, yine bunun demokrasiye darbe olduğunu söyledik. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındığında da bunu eleştirdik. Bu demokrasiye darbedir dedik. Aynı şekilde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındığında ve yerine kayyum atandığında da aynı şeyleri söyledik. Dolayısıyla demokrasi hepimizin ortak faydası olmak zorundadır. Hepimiz için demokrasi vazgeçilmez bir alandır. Demokrasiyi büyütmek, demokrasiyi derinleştirmek, düşünce özgürlüğünü derinleştirmek, eşit yurttaş olarak haklarımıza sahip çıkmak hepimizin ortak görevi olmak zorundadır. Bu bağlamda şunu da ifade etmek isterim. Yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının kelepçelenip 10 saat ayrı ayrı hücrelerde bir başka kente gönderilmeleri de doğru değildir arkadaşlar. Seçimle gelen birisine, halkın desteğini alan birisinin eline 10 saat kelepçe vuramazsınız. Üstelik sevk ettiğiniz araçta kelepçe vuracaksınız. Vuruyorsunuz. Bu asla doğru değildir. Demokrasi açısından doğru değildir. Dediğim gibi farklı düşüncelerdeyiz.
Farklı siyasi görüşlerdeyiz. Ama ben de insanım, onlar da insan. Ben de demokrasi istiyorum, onlar da demokrasi istemek zorundalar. Ben de bayrağımı seviyorum, onlar da bayrağımızı sevmek zorundalar. Ben de vatanımı seviyorum, onlar da vatanlarını seviyorlar, sevmek zorundalar. Dolayısıyla demokrasiyi sadece kendimiz için değil, bizim gibi düşünmeyen insanlar için de demokrasiyi savunmak zorundayız. Demokrasiyi diyoruz ama tabii demokrasi aynı zamanda adalet demektir. Adalet varsa demokrasi var demektir. Malum RTÜK diye bir kuruluşumuz var. Radyo Televizyon Üst Kurulu. Dünyanın parası var. İyi kaynakları var. Neredeyse günü 24 saati yurt dışında gezerler bunlar. Çok büyük imkanları var. Aldıkları aylık gerçekten olağanüstü. Şimdi her partiden milletvekili sayısına göre RTÜK'e üye seçilir. Doğrudur, seçilir. Bizden de iki üye var. Bir üyemiz vardı Sayın Faruk Bildirici. Seçildi ve gönderdik. Bütün partiler arasında bir centilmenlik anlaşması var. Dolayısıyla o çerçevede Sayın Bildirici de RTÜK'e üye seçildi. Fakat gitti baktı ki RTÜK başkanı yasalara aykırı gelir sağlıyor. Yasalara aykırı. Ve dolayısıyla bunun doğru olmadığını, atandığı yönetim kurullarından istifa etmesi gerektiğini söylüyor. İstifa etmezseniz yasaya göre üyeliğiniz düşer diyor. Ve bunu seslendiriyor. Bir yolsuzluk olayını, bir yasa dışılık olayını dillendiriyor. Dillendirdiği için sen misin dillendiren? Oturuyorlar RTÜK yönetiminden 6 kişi Faruk Bildirici'nin üyeliğini düşürüyorlar. Kim seçmişti? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kaç kişi seçmişti? 600 milletvekili. Kim düşürdü? 6 kişi düşürdü. Yani parlamentonun üstündeki bir gücü görüyor musunuz? Kendi kendilerine çalıp kendi kendilerine oynuyorlar. Sanıyorlar ki biz bundan vazgeçeceğiz. Sanıyorlar ki oradaki üyemiz aynı iddiaları sürdürmeyecek. Sanıyorlar ki bundan sonra gelen üyeler de aynı iddiaları sürdürmeyecek. Aynı iddiaları sonuna kadar kararlılıkla ve azimle sürdüreceğiz. Bakın RTÜK yasasının 38. maddesi. Üst kurulu için yöneticileri için getirilen, üyeler için getirilen yasaklar var. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarda ve bu kuruluşların doğrudan veya dolaylı ortaklık bağı bulunan şirketlerde ortak veya yönetici olarak görev alamazlar diyor. Ortak veya yönetici olarak görev alamazlar. Sonra kanun hükmünde kararname değişikliği yapılıyor. Bunların aldığı paralar az. 10 binlerce lira alıyorlar. Az deniyor. Bunlara bir de yönetim kurulu üyeliği verelim başkanla diye. Kanun hükmünde kararnameyle değişiklik yapılıyor. Ama o değişiklik de şu. Kendi mevzuatında yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın kurumun görev alanı ile ilgili olmamak kaydıyla bir yere yönetim kurulu üyesi atanabilir. Örneğin RTÜK Başkanı Merkez Bankası'na yönetim kurulu üyesi olarak atanabilir. Çünkü RTÜK'le ilgisi yok. Ziraat Bankası'na atanabilir, Vakıflar Bankası'na atanabilir, başka bir kamu kuruluşuna atanabilir. Ama kendi görev alanı ile ilgili olan bir yere yönetici olarak atanamaz. Peki nereye atanıyor bu zat? Bu zat TürkSat yönetim kurulu üyeliğine atanıyor. TürkSat. TürkSat yayın iletim yetkisi bulunan ve üst kurul kayıtlarında 06118 sicil no ile kayıtlı bir platform. Yani doğrudan RTÜK'ün alanına giriyor. Ve buraya atanıyor ve buradan para alıyor. Yasa dışı para alıyor. Ahlaksızca para alıyor. Altını çiziyorum. Ahlaksızca para alıyor. Diyeceksiniz ki nasıl bir ilgi var? 15.10.2019 yani Ekim ayında 219/42 sayılı toplantıda TürkSat hizmetlerinin tarifesi geliyor. Ve o tarife RTÜK yönetim kurulunda onaylanıyor. Şimdi kendi alanıyla ilgili. Beyefendi orada tarifeyi belirleyecek. Gelecek RTÜK'e aynı belirlediği tarifeyi burada onaylayacak. Yasaya aykırı. Kendisini uyardık. Bir özel çatışma alanı yaratmak istemiyoruz aslında. Kendisini uyardık. Dedi ki buradan istifa et kardeşim. Eğer sen para alacaksan ve bu kadar gücün varsa bir sürü kamu kuruluşu var. Arpalık kadar bir sürü yer var. Git oralarda yönetim kurulu üyeliği yap, paranı al.
Ama yasa dışı görev yapıyorsan bunu dile getirmek de bizim görevimizdir. Dolayısıyla Faruk Bildirici yargıya başvurdu. Bakalım yargı nasıl karar verecek? Ama biz kararlılıkla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlarım, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bir kişinin ismini defalarca dile getirdim. Hem parlamentoda hem parlamento dışında. Dile getirdiğim kişinin adı Adil Öksüz'dü. 15 Temmuz günü Kazan'a arsa bakmaya gittiğini söylüyor. Herkes yakalanıyor, o da var. Herkese kelepçe takılıyor, Adil Öksüz'e kelepçe takılmıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu herkes çok iyi biliyor orada. Ama Adil Öksüz özel korumaya alınıyor. Adil Öksüz'ün iki cep telefonu var. Diğerlerinin cep telefonları toplanıyor. Beyefendinin iki cep telefonu var. Adil Öksüz'ün ayrıca GPS cihazı var. Yani konum belirleme konusunda özel bir gelişmiş cihaz kendi yanında. Onu Adil Öksüz nereden buldu? Hangi kamu kurumu bu GPS cihazını Adil Öksüz'e verdi? Bunu defalarca sordum. Defalarca sordum. Defalarca söyledim. Adil Öksüz'ün ifadesi dahi alınmadı. Götürülürken sıra Adil Öksüz'e gelince, oradaki sanık pozisyonda olan kişiler götürülürken sıra Adil Öksüz'e gelindiğinde sırayı kesiyorlar. Diğerlerini götürüyor, Adil Öksüz kalıyor. Adil Öksüz'ü defalarca dile getirdim. Adil Öksüz'ün kayınpederini buldular, kayınvalidesini buldular, herkesi buldular. Ama Adil Öksüz'ü bir türlü bulmadılar. Bulmak istemediler. O nedenle 15 Temmuz darbe girişimi aydınlanmış değildir. 15 Temmuz darbe girişimi Adil Öksüz yakalanmadan aydınlığa kavuşamaz. Ben bunu dile getirdiğim zaman dediler ki Adil Öksüz hakkında soruşturma açıldı. O dönem kullandığım cümle, siz onu benim külahıma anlatın. Şimdi külahıma anlattılar. Adil Öksüz'ü kaçıranların tamamı serbest bırakıldı. Havaarbe Okulu öğrencileri niye içeride? Yazarlar, çizerler niye içeride? Avukatlar niye içeride? En önemli kişi, olayı aydınlığa kavuşturacak kişi serbest bırakılıyor. Serbest bırakanların tamamı beraat ediyor. Ama Havaarbe Okulu öğrencileri hapisten için. Hangi gerekçeyle? Bu mudur adalet? Adil Öksüz gerçeği aydınlanmak zorundadır. Sayın Binali Yıldırım geldiğinde kendisine söyledim, başbakandı. Dedim siz Adil Öksüz'ün kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız o GPS cihazlarını hangi kurum Türkiye'ye ithal etti? Önce oraya bakacaksınız. O kurum kim? Ona bakacaksınız. O kurumdan bu cihaz Adil Öksüz'e nasıl verilmiş? Ona bakacaksınız. O zaman bütün olayları çözersiniz. Ve yine bakın 15 Temmuz günü darbe olmuş, ertesi gün ortalık toz duman, bir başbakanlık müşaviri oraya gidiyor, karakolda Adil Öksüz'le görüşmeye gidiyor. Başbakanlık müşaviri. Senin ne işin var orada? Ne işin var? Kim seni görevlendirdi? Ertesi gün açıklama yapıyor. Gittim görüştüm, Erdoğan'a bilgi verdim diyor. Dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çok soru var. Ve bakın bizim muhalefet şerhimiz olduğu için 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'nun raporları yayınlanmıyor. Yayınlanmıyor. Bunu özellikle AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerime ifade ediyorum. Bir olayın aydınlanması lazım. 251 şehidimiz var. 2000'in üstünde gazimiz var. Peki bu olay aydınlanmayacak da hangi olay aydınlanacak? Hangi olay? Adil Öksüz'ü serbest bırakıyorsunuz. Adım gibi eminim. Devletin kurumları onun nefes aldığını dahi takip etmiştir. Etmemesi mümkün değil. Niye yakalanmadı? Hangi gerekçeyle yakalanmadı? Kim yakalamadı? Kimden talimat gitti? Bunların aydınlığa kavuşması lazım. Zaman içinde zaten kavuşacak. Buna kesinlikle eminim. Efendim üretmek. Üretmek kadar değerli bir şey yoktur. Çünkü üretmek alın teri dökmektir. Üretmek kimseye muhtaç olmayacak geliri elde etmektir. Üretmek
bir toplumun en önemli işlevlerinden birisidir. Üreten bir toplumun dünyada saygınlığı olur. Üreten bir toplumun geleceği parlak olur. Üreten bir toplumda kişi başına gelir yüksek olur. Üreten bir toplumda yatağa aç giren çocuklar olmaz. Üreten bir toplumda işsizlik belası olmaz. Üreten bir toplumda herkesin geliri rahat geçinebileceği seviyeyi yakalar. Bunun için üretmek önemlidir. Çiftçi de üretiyor. Üretmek aynı zamanda ele güne muhtaç olmamak demektir. Çiftçi üretiyor. Aramızda çiftçi kardeşlerim de var. Çiftçi üretiyor. Ama borç batağı içinde çiftçi. Tam bir sosyal yaraya dönüşmüş durumda. Tam bir sosyal yaraya. Üretecek banka tepesinde. Üretecek finans kurumları tepesinde. Ve icrayla mücadele ediyor. Bugün borcunu ödemeyen on binlerce çiftçi var. Borcunu ödeyemeyen. Ödeme durumunda yok. Geliri yok yani. On binlerce çiftçi var. Kendi mal varlığını eşinin üzerine yapıp hülle ile boşanan çiftçi var. Ne yapsın adamcağız? Başka çaresi yok. Veya kendi mal varlığını üçüncü bir kişiye verip ondan sonra ben iflas ettim, borçlarımı ödeyemiyorum diyen çiftçi var. Borçlarımı ödeyemiyorum diye kendisini yakan çiftçi var. Borçlarımı ödeyemiyorum diye intihar eden çiftçi var. Peki ne olacak bu çiftçimin hali? Seçim öncesi ne diyorlardı? Özellikle AK Parti'ye oy veren çiftçi kardeşlerime sesleniyorum. Seçim öncesi geldiler. Televizyonlara çıktılar. Oturdular, konuştular. Dediler ki hiç meraklanma. Deponun yarısı sizden, yarısı bizden. Dediler mi? Dediler. Kim söyledi? Dönemin AK Parti başbakanı söyledi. Geldik, seçim bitti. Ortada traktör var ama hacizli. Ne yarısı onlardan, ne yarısı sizden. Dolayısıyla ekemeyecek konuma geldiniz. O zaman ne olacak? Önümüzdeki seçimlerde gideceksiniz. AK Partili kardeşim sen de saraya ders vereceksin. Saraya ders vereceksin. Saraya ders verirsen bu ülkede demokrasi vardır anlamına gelir. Dün Şemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı konuşma yapıyor. Sakarya'da şöyle diyor. Bugünlerde en öncelikli konumuz çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması. Kaçıncı kez yapılandırıldı? Her seferinde faiz biniyor. Sanki faizsiz yapılandırılıyor. Faiziyle beraber yani alıyor bir borç çıkarıyorlar 20. Nasıl ödeyecek bu adam? Hadi yapılandıralım 20'yi üzerine biraz daha faiz oluyor 30. Bunu ödeyemez çiftçi. Nasıl ödeyecek? Devam ediyor. Bu manada telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Hükümetimizle görüşmeler devam ediyor. Çünkü vadeler geldi. Dolayısıyla icra takipleri başlayabilir. Binlerce icra takibi var. Acil olarak özellikle doğal afetlerden zarar gören üreticilerimizin ve diğer üreticilerimizin taleplerinin karşılanması gerekir. Biz de bunu hükümetimizden talep ediyoruz. Sayın Bayraktar'ın bilmediği bir şey var. Ya da atladığı bir şey var. Ortada hükümet yok. Ne hükümeti? Rejim değişti. Sayın Bayraktar sizin haberiniz yok mu? Eskiden hükümet vardı. Ve hükümet meclisten çıkardı. Şimdi hükümet yok. Şimdi saray devleti var. Sarayda bir grup var. Oturmuşlar. Bağlantıyı sarayla kurarsan, sarayın gönlünü yaparsan bunlar silinebilir. Ama sarayın gönlünü yapmazsan bak başkaları yapıyor. Bir gecede bütün vergiler de siliniyor. Faizler de siliniyor. Her şey siliniyor ama çiftçininki silinmiyor. O zaman senin üstüne düşen bir görev var. Saraya ders vereceksin kardeşim. Saraya ders verdiğin zaman senin sesini herkes duyar. Saraya ders vereceksin. Kamu ve özel bankalara borcu 116 milyar lira. 116 eski parayla 116 katrilyon lira. Çiftçinin borcu. Eğer bunu tarım kredi kooperatiflerinde ekliyorsak ki 14 milyar tarım kredi kooperatiflerinden toplam 130 milyar lira yani 130 katrilyon lira çiftçinin borcu var. Ve çiftçi nefes alamıyor. Dolayısıyla buna ilaç alırken, gübre alırken, makine ekipman alırken tüccara yaptığı borç buna dahil değil. O da ayrı.
Bütün bunlar olurken, çiftçi borç batağındayken, normalde teşvik edilmesi gerekirken süt üreticilerinden birden bir feryat çıktı. Ne feryadı? Seçimden önce çiğ süte 10 kuruş olan süt prim desteğini seçimden önce 25 kuruşa çıkarmışlardı. Bak, biz çiftçinin yanındayız. İşte 25 kuruşa çıktı, oylarınızı verin. Gittiler, verdiler oylarını. Verebilirler. Madem bu kadar ciddi bir teşvik veriyorsun, verdiler. Seçim bitti, 25 kuruşu tekrar 10 kuruşa indirdiler. Şimdi süt üreticilerine sesleniyorum. Senin vicdanına sesleniyorum. Bunu yapana ders verdiğin gün senin sözün dinlenir. Ders vermezsen bir daha sefer, bir daha kandırırlar seni. Bir daha kandırırlar. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne de ihalesiz yurt dışından ürün getirme yetkisi verdi. İhaleye girmeyecek artık. En ucuz kim getirecek ona gerek yok. Bulacaklar bir yandaş, sözleşmeyi yapacaklar. İhalesiz mal alımını yurt dışından getirecekler. Çiftçi, çiftçi olabilir, batabilir. Bizim çiftçimizin bir derdi yok. Çünkü çiftçinin oyunu çantada keklik olarak biliyor. Ben ne yaparsam yapayım, çiftçiyi de aç bıraksam, çiftçiye mazotu çok pahalı da versem, ilacı çok pahalı da versem, nasıl olsa bu çiftçi gelip bana oy verecek diyor. Önemli değil, o zaman çiftçini burundan getiririm diyor. Şimdi sen de sarayın burnundan getireceksin kardeşim. Sarayın burnundan getirdiğin zaman kale alınırsın. Bakınız, 2017-2018 tohum desteklemeleri hala ödenmedi. 2020'ye giriyoruz, hala ödenmedi. Niçin? Soğan eken çiftçinin soğanı elinde kaldı. Geçen sene soğan bulunmuyordu. Bu sene üreticinin soğanı elinde kaldı. Kontrolsüz et ithalatı yapıldı. Kontrolsüz. Bütün depolar et dolu. İki sefer ihaleye çıktılar. İhaleye kimse girmedi. Dolayısıyla eti satacak yer bulamıyorlar. Değerli arkadaşlarım, böyle bir tabloda Türkiye ne yapıyor? Saray ne yapıyor? Çiftçi kardeşim, unutma. Saray gitti Sudan'da 99 yıllığına 780 bin dönümlük araziyi kiraladı. Kanola ekmek için, pamuk ekmek için, yağlı tohum ekmek için. Geliri onlar alacak, faturayı sen ödeyeceksin. Ben bunu defalarca söyledim. Hala oy veriyorsun. Hala oy vermeye devam et. Çünkü daha henüz açlıktan ölmedin. Oy vermeye devam et, biraz daha ezileceksin ve bunu göreceksin. Kendine acımıyorsan çocuklarına acı. Kendine acımıyorsan ailene acı. Kendine acımıyorsan Türkiye'ye acı kardeşim. Yurt dışından buğday getiren adama oy mu verilir ya? Yurt dışından patates getiren adama oy mu verilir? Yurt dışından mısır getiren adama oy mu verilir? Yurt dışından et ithal eden adama oy mu verilir? Yurt dışından canlı hayvan ithal eden adama oy mu verilir ya? Ayrıca senin hakkın var. Parlamento kanun çıkarmış. Diyor ki, çiftçiye milli gelirin %1 oranında her yıl teşvik verilir. %1 en az. En az %1 oranda teşvik verilir. Kim söylüyor? Kanun söylüyor. Veriliyor mu bu para? Verilmiyor kardeşim, verilmiyor. Bakınız, 2020 bütçesi geldi. Çiftçiye yapılacak destekleme, normalde olması gereken, milli gelirin %1'i olması gereken destek 48 milyar 700 milyon lira. Destek verilmesi lazım. Bütçeye konulan ödenek ne kadar? 22 milyar lira. Çiftçinin hakkı olup da ödenmeyen para ne kadar? 26 milyar 700 milyon lira. Niye istemiyorsun kardeşim? Kanun çıkmış, senin hakkın. Niye hakkını istemiyorsun? Niçin hakkına sahip çıkmıyorsun? Sen hakkına sahip çıkmadıkça ensene vurur, ağzındaki lokmayı alırlar. Aynen öyle. Ağzındaki lokmayı alıyorlar. Hakkın olanı alıyorlar. Hakkını elinden alıyorlar senin. Mücadele edeceksin kardeşim. Mücadeleyi nasıl yapacaksın? Mücadeleyi demokratik yollarla yapacaksın. En güzeli nedir? Sandığa gideceksin, dersini vereceksin. O da dersini alacak. Bu işin özeti budur.
İşsizlik. Üretmediğiniz zaman işsizlik olur. Üretmiyorsunuz. Çalışacak alan bırakmadınız. İşsizlik var. Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizliğiyle karşı karşıyayız. Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıyayız. Anlatayım da gülün sosyete damatı. Sosyete damat açıklama yapıyor. Ne zaman? 26 Şubat 2019'dan. İyi dinleyin. İşsiz kardeşlerim de dinlesinler. AK Partili kardeşlerim de dinlesinler. Ülkücü kardeşlerim de dinlesinler. Şöyle diyor sosyete damat. İstihdam seferberliği 2019 tanıtım toplantısı. Seferberliğe bakalım. Şöyle diyor. Belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Gayet güzel. Cümle fena değil. 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdam hayata geçireceğiz. 2019'da 2,5 milyon kişiye iş bulacaklar. Güzel. Bugün Türkiye istihdam alanında devrimi yaşadığı bir günü yaşıyor. Yani 26 Şubat 2019'da istihdam alanında devrimi yaşadığımız bir günü yaşıyormuş. Niçin? 2,5 milyon kişiye istihdam yaratacak. Sağlanan iyileşmenin en güzel göstergesi KOBİ, esnaf ve sanayicimizin gün be gün hissetmeye başladığı bu rahatlamadır diyor. Sarayda oturursan rahatsın tabii. Koltukta oturuyorsun rahatsın. Efulileri içiyorsun. Peki bir esnafa gittin mi kardeşim? Bir esnafı sordun mu? Bir vatandaşı üniversiteyi bitiren gencecik pırıl pırıl evladımıza bir sordun mu ya? 2,5 milyon kişiye istihdam yaratacak. Bu da devrimin başlangıcı oluyor. Geldik Ekim ayına bakın. Aynı yıl içindeyiz. İşsiz sayımız 8 milyonu. Geniş tanımlı işsiz sayımız 8 milyon 112 bin kişiyi buldu. 8 milyon 112 bin kişiyi. Normal demokrasilerde olsaydı ne olurdu? Sosyete damatın istifa etmesi lazım. 2,5 milyon kişiye iş buldum diyorsun. Tam tersine işsizlik artıyor. Milyonlarca insan işsiz kalıyor. Fabrikalar kapanıyor. Ayrılır mı görevinden? Asla ayrılmaz. Çünkü parayı seviyor. Onun için vatandaş işsizmiş. Çiftçinin borcu varmış. Sanayicinin borcu varmış. Hiçbir önemi yok. Para var mı? Cebine giriyor mu? Karnı tok mu? Sarayda mı? Mesele yok o zaman. O zaman mesele yok. Değerli arkadaşlarım, defalarca söyledim. Bazı emeklilere 1.000 liranın altında ücret ödeniyor. Önce inkar ettiler. Sonra bir şey düzenleme getirdiler. En az emekli aylığı 1.000 lira olacak diye. Yeni rakamı vereyim size. Bugün yaşlılık mağlup ve ölüm aylığı alanlar arasında 847.643 kişi 1.000 liranın altında aylık alıyor. 847.643 kişi emekli 1.000 liranın altında aylık alıyor. Şimdi ben emekli kardeşlerime seslenmek isterim. Onların hakkını ben savunacağım ama benden önce sen savunacaksın kardeşim. Senin hakkını ben savunacağım ama senden önce sen hakkını savunacaksın. Hala 1.000 liranın altında 847.000 kişi aylık alıyorsa dönüp saraya şunu sormayacak mısın? Kardeşim ben 1.000 lirayla 30 gün geçiniyorum ya. 30 gün. Sen kaç lira alıyorsun? Senin aylığın nedir? Üstelik ben bu parayla elektrik parası, doğalgaz parası bir sürü şey ödüyorum. Sen hiçbir şey ödemiyorsun ya. Şu soruyu sormayacak mısın? Sarayda oturan zata. Sende vicdan var mı arkadaş? Vicdan var mı ya? Vicdan var mı sende? Yeni rakamlar açıklandı. Tabii sosyete damadım. Bir de bürokraside arkadaşları var. Sosyete damat getiriyor arkadaşlarını. O söylüyor enflasyon şu olacak. Bir süre sonra TÜİK açıklama yapıyor. Enflasyon şu oldu diye. Yeni enflasyon rakamı %8.55. Yıllık enflasyon rakamı. Buna da bizim inanacağımızı söylüyorlar. Ben inanmıyorum. Ama çiftçi inanır mı bilmiyorum. Esnaf inanır mı bilmiyorum. Emekli inanır mı bilmiyorum. Pazara gidip alışveriş yapan kadın erkek inanır mı bilmiyorum. Ama ben inanmıyorum. Böyle bir enflasyon rakamı yok. Nereden çıktı? 8.55. Peki vergi cezalarında enflasyon oranı ne? 22.58. Yani devletin işine gelince
vergisi, cezası, trafik cezası için %22.58 enflasyon var, zam yapıyoruz diyor. Vatandaşa gelince enflasyon %8.55 diyor. Şimdi vatandaşa sesleniyorum, tekrar sesleniyorum. Her seferinde sesleniyorum. Sadece AK Partililere değil, ülkücü kardeşlerime de sesleniyorum. Çünkü bu tabloyu ortaya çıkaranlara destek vermek, bu tabloyu savunmak anlamına gelir. O nedenle ülkücü kardeşlerime de sesleniyorum. Bu tablo bizim kaldıracağımız, vatandaşın kaldıracağı bir tablo değil. Şu komik hale bakın ya. Zam geldikçe enflasyon düşüyor. Allah aşkına böyle bir şey olur mu ya? Zam geliyor habire, enflasyon sürekli düşüyor. Nasıl oluyor bu? Dünyada yeni bir şey bulduk herhalde. Yeni bir model geliştirdik herhalde. Değerli arkadaşlarım, enflasyon nedir? Geçen yılın Ekim'inden bu yılın Ekim'ine bulgura gelen zam %27.34. Makarnaya gelen zam %19.89. Sarımsağa gelen zam %201.45. Elektriğe gelen zam %18.92. Doğalgaza gelen zam %22.65. Otoban geçiş ücreti %40.87. Köprü geçiş ücreti %133.72. Tren banliyö ücreti %25.53. Tren, şehirler arası tren %21.20. Cep telefonu görüşme ücreti %34.18. Evet, tablo bu. Şimdi geliyorum asgari ücretlinin durumuna. 2020 lira alıyor. Brütü ne kadar? 2558 lira 40 kuruş. Brüt para. 2558 lira 40 kuruş. Buradan vergi ödüyor. 537 lira 50 kuruş. Vergi ve sigorta primi. Gelir vergisi, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi. Kesiliyor. 2020 lira 90 kuruş kalıyor. 2020 lira 90 kuruş. Bir kişi 750 lira ev kirası verdiğini düşünelim. 200 lira ulaşım ücreti, 50 lira su parası, 60 lira elektrik parası, 100 lira doğalgaz parası, 30 lira cep telefonu, 2 günde bir paket sigara içiyor 180 lira, mutfak masrafı olarak geriye 451 lira kalıyor. 451 lira. Şimdi ben bütün asgari ücretli kardeşlerime sesleniyorum. Eğer önümüzdeki seçimlerde sarayı cezalandırmazsanız bu 451 lira bile göremezsiniz. Onu bile ararsınız mumla. Çünkü size vermeyecekler. Çünkü sizden tasarruf yapıyorlar. Kendi yandaşlarından asla tasarruf yapmıyorlar. Bakın yeni ihalelere çıktılar, dolar bazında ihaleye çıkıyor. Kime? Yandaşa veriyorlar. Ama senin sorunun hiç onların gündeminde yok. Çünkü sarayın gündeminde diyor. Sen 2020 lirayla bir ay geçinmeye çalışırken beyefendinin aylığı 74.500 liradan 81.250 liraya çıkacak. Ya işte böyle. Beyefendi geçinemiyor bu parayla. 81.250 lira. Üstelik 81.250 lira alıyor. Doğalgaz parası yok. Elektrik parası yok. Ulaşım parası yok. Uçak parası yok. Hiçbir şey yok. Mutfak masrafı yok. Kira da yok. Hepsi bedava. Hepsi bedava. Faturayı kim ödüyor? Saraydaki değil. Faturayı sen ödüyorsun kardeşim. Evet, AK Partili kardeşlerime sesleneyim. Siz sanıyorsunuz ki bir AK Parti iktidarı var. Hayır, yok öyle bir şey. O eskidendi. 3Y ile mücadele için gelen bir AK Parti iktidarı vardı, doğru. Yolsuzlukla mücadele edeceğim diyordu. Yasaklarla mücadele edeceğim diyordu. 3Y ile yola çıkmıştı. Ben bu mücadeleyi yapacağım diyordu. Demokrasiyi savunuyordu, adaleti savunuyordu. Haksızlıklara karşı geleceğim diyordu. Böyle bir iktidar yok artık. Şimdi bir saray iktidarı var. AK Parti iktidarı yok, saray iktidarı var. Saray iktidarı aynı zamanda bir hanedan iktidarıdır. Aynı zamanda bir zümre iktidarıdır. Aynı zamanda bir kibir iktidarıdır. Aynı zamanda bir firavun iktidarıdır. Asla unutmayın. Asla unutmayın. Firavun dediğim için yine kızacaklar. Ama kendi topraklarına, kendi topraklarına, bir çiftlikte kendi topraklarına çizmeli galoşla basan kişinin kibirinden korkacaksınız. O kibir, firavun kibiridir.
Normal insanın kibrinin çok ötesinde bir kibir. Kendi toprağın ya. Ayakkabın toz olmasın diye. Giyindiğin pantolon toz olmasın diye. Çizmeli galoş takacaksın. Ondan sonra toprağa basacaksın. Sonra millete kalkacaksın. Ders vermeye çalışacaksın. Bunu asla hiç kimsenin unutmaması lazım. Ve önemli bir şey. Neden saray iktidarı diyoruz? Şunun için. Devlet bir tarafa itilmiş vaziyette. Bakanlıklar bir tarafa itilmiş vaziyette. Dışişleri Bakanlığı bir tarafa itilmiş vaziyette. Cumhuriyet tarihinin en büyük bunalımını yaşıyorsak ekonomide. Cumhuriyet tarihinin en büyük bunalımını yaşıyorsak dış politikada. Cumhuriyet tarihinin en büyük bunalımını yaşıyorsak ekonomide. Cumhuriyet tarihinin en büyük bunalımını yaşıyorsak demokraside. Bu ülkede bir parti iktidarının olmadığını, bir saray iktidarının olduğunu hepimizin kabul etmesi lazım. Saray iktidarı liyakata önem vermez. Çünkü bir kişi var. Ne liyakati? Her şeyi ben biliyorum diyor. Sizin bilmenize gerek yok. Yarın ameliyata girerse hiç şaşırmayın. Yarın kalkar da şunu bunu yaparsa hiç şaşırmayın. Evet, bunların tamamı bir kişiden soruluyor. Tek adam. Dolayısıyla o bir kişi liyakat dediğimiz kavramı bir tarafa atmış vaziyette. Devlet yönetiminde istişare dediğimiz kavramı bir tarafa atmış vaziyette. Ona göre büyükelçiler vardır. Örneğin ayakkabı kutusunda rüşvet alan kişiyi büyükelçi tayin edebilirsiniz. Örneğin hayatında dış politikada bir yazı yazmayan, makale yazmayan bir kişiyi bir başka ülkeye büyükelçi atayabilirsiniz. Niçin? Tek adam öyle istiyor. Atayabilirim diyor. Ben bunu yaparım diyor. Ve başımıza şimdi yeni bir şey daha geldi. Bir bakanın adının gene karıştığı bazı uluslararası yasa dışı uygulamalara, ahlak dışı uygulamalara karıştığı yönünde haberler geliyor. Bunlara bakalım, dikkatle biz de izliyoruz. Suriye konusu, dış politika konusunda çok büyük hatalar yaptılar. Saray devleti işte bunu yapar. Liyakat olmadığı yerde, danışma olmadığı yerde, istişare olmadığı yerde, akıl akıldan üstündür kavramını eğer bir tarafa atıp her şeyi ben bilirim derseniz Türkiye gelir, büyük açmazlarla karşı karşıya kalır. Suriye'de stratejik hatalar yaptılar. Suriye'de. 7 madde halinde bu stratejik hataları sizinle paylaşmak istiyorum. Kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum. AK Partili kardeşlerimle, ülkücü kardeşlerimle de paylaşmak istiyorum. Eğer bu 7 stratejik hatayı siz de kabul ediyorsanız ki reddetme şansınız yoktur. %100 doğrudur. O zaman hep birlikte oturup düşünmek zorundayız. Birincisi şu. Suriye'nin uluslararası konumu yeteri kadar bilinmemiştir, değerlendirilmemiştir. Ve iyi okunmamıştır Suriye'nin uluslararası konumu. Birinci stratejik hata budur. AK Parti dış politika icraatlarında Dışişleri Bakanlığı'nı adım adım hem devre dışı bırakmış hem de bakanlığı liyakatsiz kadrolarla doldurmuştur. Bu süreç Türkiye'nin Orta Doğu'da maceracı bir politikaya sürüklenmesinin nedenlerinden biri olmuştur. Birinci stratejik hata Dışişleri Bakanlığı'nın devre dışı bırakılması ve Suriye gerçeğinin yeteri kadar bilinmemesidir. İkincisi, emperyal güçlerin taşeronluğuna sorulmak. Üzülerek ifade edelim ki, Türkiye, Suriye'ye demokrasi getireceği söylemiyle emperyal güçlerin Orta Doğu'daki taşeronluğuna soyunmuştur. Açıkça söylemek gerekirse, Türkiye dış güçlerin Suriye'yi parçalama planlarına dahil olmuştur. Örneğin, emperyal güçlerin talebi doğrultusunda Türkiye üzerinden Suriye'ye silah sokulmuştur. Bu yanlış politika, aynı zamanda Türkiye'yi Suriye'de vekalet savaşlarının taşıyıcısı konumuna getirmiştir. Üçüncüsü, Türkiye üzerinden teröristleri Suriye'ye göndermek. Üçüncü büyük stratejik hata. Dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'den IŞİD'e katılan on binlerce militanın ve ailelerinin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmesine göz yumulmuştur. Bu acı gerçek, yabancı basında Türkiye için
cihat otobanı ifadelerinin kullanılmasına yol açmıştır. Türkiye üzerinden geçen militanlar, IŞİD'ci militanlar için, Türkiye için cihat otobanı ifadesi kullanılmıştır. Dördüncüsü, Musul Başkonsolosluğu'nun basılmasına edilgen usulen tepki verilmiştir. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu, IŞİD terör örgütü tarafından 11 Haziran 2014 tarihinde basılmış ve 48 konsolosluk çalışanı 101 gün süre ile alıkonulmuştur. Uluslararası anlaşmalara göre ülke toprağı kabul edilen Musul Başkonsolosluğu'nun basılarak 48 konsolosluk çalışanının alıkonulmasına rağmen Türkiye IŞİD terörüne karşı maalesef kararlı bir tutum sergileyememiştir. Kendi toprağını basıyorsun. IŞİD terör örgütü geliyor, bizim toprağımızı basıyor. Konsolosluğumuzu basıyor. 101 gün oradaki 48 kişiyi esir ediyor. Ve siz kararlı bir tutum sergileyemiyorsunuz. Boşaltıyorsunuz orayı. Ya burası benim toprağım. Uluslararası hukuka göre benim toprağım. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Beşinci stratejik hata, Türkiye'de, Suriye'deki Türkiye'ye ait vatan toprağını ve terör örgütü, vatan toprağını terör örgütü IŞİD'e teslim etmek. Türkiye, IŞİD terörüyle etkin mücadele etmemiştir. IŞİD'in Süleyman Şah Türbesi'nin boşaltılması tehdidine boyun eğilmiş, Süleyman Şah Türbesi, IŞİD'den topraklarımız terk edilerek kaçırılmıştır. Türkiye kendi topraklarını terör örgütüne karşı koruyamayan ve daha acı olanı toprağını terör örgütüne terk eden bir ülke konumuna düşmüştür. En büyük stratejik hatalardan birisi de budur. Oysa ben oraya gidebilirim. Uluslararası hukuk bana bu imkanı veriyor. Benim toprağım, benim askerim, benim bayrağım var orada ve ben kendi toprağımı korumak zorundayım. Ben kendi toprağımı korumuyorum, terör örgütüne teslim ediyorum. Musul Başkonsolosluğu gibi ve gerisin geriye getiriyorum. Ve bunu da kahramanlık sayıyorum. Şimdi ben ülkücü kardeşlerime sormayıp da kime soracağım? Kendi toprağından, kendi bayrağını terk ederek, kendi vatanını terk ederek, terör örgütüne bırakarak kaçan adama ne denir Allah aşkına? Kaçan adama ne denir? Altıncı stratejik hata. IŞİD terörüyle mücadele etmek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak. Bu konuda hata yapıldı ve bu yapılmadı. Türkiye çok haklı olarak IŞİD'le mücadeleyi öncelikli hedef olarak gündemine alsaydı ve bu mücadeleyi verseydi, Birleşmiş Milletler'deki konumu güçlenecek ve ayrıca insanlığa sağladığı büyük yararlarla dünyanın gözünde olumlu anlamda çok farklı bir yerde olacaktı. Türkiye çok farklı bir yerde olacaktı. Maalesef bu görülmemiştir. Yedinci stratejik hata, haklıyken haksız duruma düşürülmek. Türkiye'nin terörle mücadelesine en büyük zararı bizzat AK Parti iktidarı, yani saray iktidarı ve onun genel başkanı vermektedir. Terörle mücadele gerekçesiyle girişilen Barış Pınarı Harekatı'nı uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye'nin güvenliği için yapılan bir operasyon olduğunu anlatmak yerine, bu operasyonu biz Türkiye'nin güvenliği için yapıyoruz, bunu anlatmak yerine bir fetih söylemiyle dünyaya anlatmaya kalkmıştır Erdoğan. Bu söylem maalesef ülkemizin terörle mücadele konusundaki çabalarının meşruiyetine ve inandırıcılığına büyük ölçüde zarar vermiştir. Değerli arkadaşlarım, Suriye politikası bir bataklık alanına dönüşmüş ve bu bataklıktan en büyük zararı Türkiye görmüştür. 3 milyon 600 bin Suriyeli'yi burada görmek, karşılamak, bakmak, beslemek, doyurmak zorunda kaldık. Yarın ne olacakları belli değil. Bütün bunlar olurken egemen güçlerden, yani Trump'tan, Türk milletinin şanını ve şerefini ayaklar altına alan bir mektup geldi. Erdoğan'ın açıklaması şu: giderken mektubu götürecek. Ne demek ya? Hani çöp sepetindeydi? Hani atmışsınız bunu? Cebine koyacaksın. Amerika'ya gideceksin, beraber götüreceksin. Sen mektup taşıyıcısı mısın kardeşim ya? O mektup sana nasıl geldi?
O mektup sana nasıl geldi? Amerika'da yazıldı, başkan yazdı mektubu. Gönderdi büyükelçiye, Türkiye'deki büyükelçiye. Al götür saraya, ilgiliye ver dedi. O da getirdi, sana verdi. Sen mektup için iki satır yazı yazmaya cesaret edemiyorsun. İki satır. Rıza Zarrab kadar Türk milletinin şanını ve şerefini düşünmüyorsun. Rıza Zarrab için iki tane nota veriyorsun. Ama Türk ulusunu, milletini aşağılayan bir mektubu yazan kişiye iki satır laf edemiyorsun. İki satır. Mektubu taşıyacaksın. Mektubu vereceksen çok basit. Aynı karşılık ilkesine göre mektubu vereceksin kardeşim. Çağıracaksın büyükelçi, Amerikan büyükelçisini çağıracaksın. Diyeceksin ki bu mektup bizim şanımıza ve şerefimize uymuyor. Biz bu mektubu asla kendi devletimizin arşivlerinde tutmak istemiyoruz. Mektubu alın, kim yazdıysa ona götürün, misliyle iade edin. Büyükelçiye vereceksin. Büyükelçi alacak. Ha, buradaki büyükelçiye vermeye cesaret edemeyebilirsin. O zaman mektubu alacaksın, Amerika'daki Türk büyükelçiliğine göndereceksin. Diyeceksin ki bu mektubu götür, saraydaki zata aynen iade et, Türk milleti bunu istiyor de. Erdoğan yapabilir mi? Ben de biliyorum yapamaz. Ben de biliyorum yapamaz. Mal varlığıyla ilgili araştırma yapacağız dediler. Paniğe kapıldı. Niye paniğe kapılıyorsun ya? Şunu söyleyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın mal varlığını araştırmazsanız namertsiniz diyeceksin. Araştırmazsanız. Ve devam edeceksin. Ve devam edeceksin. Benim, ailemin, çocuklarımın yurt dışında 5 kuruşu bile yoktur. Çünkü bu paralar Türk milletinin güvencesindedir ve Türkiye'dedir diyeceksin. Bu kadar. Eğer verilecek hesabınız varsa bunları söyleyemezsiniz. Asıl sorunumuz da bu. Verilecek hesabın varsa bunları söyleyemezsin. Biz niye bunları söylüyoruz? Bizim verilmeyecek hesabımız yoktur. Alnımız açıktır ve tertemizdir. Saygılar sunuyorum. Oturumu ve birleşimi kapatıyorum.